Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Türkçe'nin en önemli konularından ve en keyifli konularından birini izleyeceğiz. Nedir? Deyimler ve atasözlerini öğreneceğiz arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Dikkatli bir şekilde beni dinleyin. Sizin de birçok bildiğiniz deyimler, atasözleri, özdeyişler vardır. Ama burada bugün gerçekten bu konuyu güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve sonrasında tabii ki sizin bol bol sorular çözmeniz gerekiyor. 7. sınıf aralık programımız bitiyor artık. Aralıktan sonra yepyeni bir yıla 2022'ye giriyoruz. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde çoktan 2022'ye girdik bile. Ve bu 2022 sizler için önemli bir sene. Çünkü 7. sınıfı bitirip 8. sınıfa geçeceksiniz. Ve gelecek sene LGS'de de bu konudan en az iki soru geliyor. Dolayısıyla dikkatle dinleyin ve bu konuyu güzelce anlayalım arkadaşlar. Öncelikle güzel bir espriyle başlamak istemişiz. Diyor ki ne bakıyorsun diyor. O da diyor ki yok bir şey sen suyunu sonra görürsün diyor. Sizce burada neyi söylemek istemiş olabilir? Su içene yılan bile dokunmaz. Yani yok bir şey sen suyunu sonra görürsün diye bir atasözümüze göndermiyormuş. Su içene yılan bile dokunmaz. Bizde nedir? Bir atasözdür. Bunların her biri kimi zaman mecaz anlamı içerir, kimi zaman gerçek anlamları vardır. Ama bunları gelin birlikte öğrenelim. Şimdi atasözleri arkadaşlar anonimdir. Damlaya damlaya göl olur dediğimize bunu söyleyen belli değildir. Öğüt verir. Ayağını yorganına göre uzat. Bak ayağını yorganına göre uzat. Yani masraflarını bil fazla gereksiz masraf yapma. Kalıplaşmıştır. Atılan ok geri dönmez sen atılan kurşun geri dönmez diye değiştiremezsin. Atılan ok geri dönmez demen lazım. Genellikle de mecaz anlamdır. Meyve veren ağaç taşlanır dediğimizde gerçekten de ...bir meyve veren ağaca biz taş falan atmayız. Ama burada bir mecaz alan vardır. Yani çok güzel özellikleri olan, çok güzel yönler olan insanlar genelde... ...üff ya çok kötü ya diye hep eleştirirler. Dolayısıyla eğer sizler de eleştiriliyorsanız birileri tarafından... ...esasında artık meyve vermeye başlamışsınızdır. Ama size bir eleştiri gelmiyorsa meyve vermeniz gerekiyordur. Hadi bakalım. Şimdi atasözlerindeki anlam ilişkisine bakalım. Bazı atasözleri aynı anlamdadır. Mum dibine ışık vermez ve terzi kendi söküğünü dikemez aynı anlama gelir. Mumu düşünelim şöyle. Bakalım mumu. Mum yandığı zaman etraf aydınlatır ama gölgesi yani daha doğrusu kendi kökü, dibi karanlıktır. Çünkü mum dibine ışık vermez. İşte terzi kendi söküğünü dikemez aynı anlama geliyor. Terzi normalde gömleğini sökülse dikmesi lazım değil mi? Başkasının gömleklerini, pantolonlarını, ceketlerini dikebilir ama kendisininkini yapamaz. İşte insanlar genellikle kendi en yakınındakilere faydalı olamaz gibi bir söz vardır. Öfke baldan tatlıdır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bakın bunlar aynı anlama gelmiyor. Bunlardan bir tanesi öfkeyi övüyor. Öfke baldan tatlıdır diyor. Of ne lezzetlidir öfkelenmek. Ama diğeri de öfkeyle kalkan zararla oturur diyor. Dolayısıyla öfkeden kaçalım diyor. Can çıkmayınca u hu çıkmaz. Huy canın altındadır. Yani bak şurada huy var. Tamam mı? Üstünde de can var diyor. Can çıkmadan hu çıkmaz diyor. Huy canın altındayla aynı şey. İşte bu ikisi aynı anlama geliyor. Gerçekten insanlar vefat edince kadar huyu değişmez. Hep aynı huydadır. Fazla mal göz çıkarmaz, azıcık aşım kaygısız başım. Bak fazla mal göz çıkarmaz, gelsin o bir tane kalem yetmez. Bir tane daha ver, bir tane daha ver, bir tane daha ver, bir tane daha ver. Fazla mal göz çıkarmaz, ver ver hepsini ver diyorsun bak. Fazla mal göz çıkarmaz. Diğeri ise yok ya bu kadara gerek yok diyor. Azıcık aşım, bir tane kalemim var, kaygısız başım diyor. İşte biri e, tamah etmeyi yani şükretmeyi gösterirken biri ise fazla mal göz çıkarmaz diyor. Birbirine zıt. Şimdi bir de deyimlere bakalım. Deyimler çoğunlukla mecaz anlamlıdır. Göz boyamak dediğimizde kimsenin gözünü boyamıyoruz. Öyle değil mi? Burada anlatmak istenen yani birinin e, hoşuna gidecek şeyleri gösteriş için yapmak anlamına geliyor. Kalıplaşmıştır. İğneyle kuyu kazmak da siz iğneyle çukur kazmak diyemezsiniz. Bu hep bu şekilde kullanılmalıdır. En az iki sözcükten oluşur. Bir kelimelik deyim olmaz. En az iki sözcük. Ya göz atmak gibi iki kelimeden oluşur ya da işte yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi dört kelimeden oluşur çekimlenebilir. Pot kırdım ya da pot kırdın dediğimizde burada kişiden kişiye değiştirebildiğimizi bilmemiz lazım. Ama sözlerini çekimleyemiyorsun. Mesela damlaya damlaya göl olsa diyemezsin. Damla damla göl olur demen lazım. Şimdi Ata sözleri ve deyimler arasında bazı farklar vardır. Ata sözleri ders verir, cümle şeklindedir ve tüm zamanlar için geçerlidir. Deyimler bir durumu anlatır. Yani yüzü kızardı mesela. Yüzü kızardı dediğimizde o anda işte utancından ya da ee, ...başka bir şeyden dolayı yüzü kızarır Tongucun. Biz de deriz ki o anki durum. Deyimler söz grubu şeklindedir ve bir cümlenin parçası olur. Ve deyimler bir anlık durumu anlatır. Genel bir durum değildir. Şimdi gelin isterseniz bir de atasözlerimizdeki söz sanatlarını, etkinliklerimizi yapalım... ...ve konuyu güzel bir şekilde pekiştirelim arkadaşlar. Şimdi tilkiye tavuk kebabı yermesin demişler. Adamın gülesini getiriyorsunuz demiş. Yani kesin yerim demek istiyor. Şimdi burada bir atasözü bu. Bu atasözünde bir söz sanatı var. Nedir bu söz sanatı sizce? Bakın tilki konuşuyor. İşte burada tilkinin konuşması konuşturma sanatı oluyor arkadaşlar. Diğer adıyla intak sanatı oluyor. Zaten aynı zamanda burada intak sanatı olduğu için kişileştirme sanatı var da diyebiliriz. Devam edelim. Ağlayanın malı gülene hayretmez. Yani ağlayan bir insanın malını gülen insan <laughs> diye mutlu bir şekilde kullanamaz. Burada da ağlamak ve gülmek birbirine zıt olduğu için tezat yani zıtlık diyebiliriz. Yel gibi gelen, sel gibi gider. Bak yel gibi. Gibileri gördüğümüz zaman ne diyoruz? Benzetme sanatı. Burada da bir benzetme sanatı var diyebiliriz. Balık ağa girince aklı başına gelir. a der. a takıldım. Keşke yapmasaydım. Keşke bu yeme oltaya takılmasaydım der. Burada da balığın aklı olmadığı için balığa akıl verilmesi insan gibi düşünülmüş. Balık insana benzetilmiş kişileştirme diyebiliriz. Şimdi gelin buradaki etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki atasözlerin anlamları ile eşleştiriniz demiş. Şimdi üzüm üzüme baka baka kararır. Ağaç yaşken eğilir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Çürük tahta çivi tutmaz. Çobansız koyunu kurt kapar. Yuvarlanan taş tutmaz. Ne ekersen onu biçersin. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlu da olur. Bunların birçoğunu duymuşsunuzdur sizler de. Gelin şimdi bunları eşleştirmeye çalışalım. Sizler de ekranları başına benimle beraber eşleştirin. İnsanlar küçük yaşta kolay eğitilir. Hmm. Üzüm üzüme değil. Ağaç yaşken eğilir evet. Bir ağaç yaşken yani daha kırılmamışken, böyle kurumamışken onu şekillendirebilirsiniz. Burada da aynı anlama gelen şey e, A seçeneği. İnsanlar küçük yaşta eğitilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir. Hmm. Bu ne olabilir? Hemen altındaki işte B. E, tatlı değil yılanı bile dilinden çıkarıyor. Yani bazen bir insana hiç böyle çok inatçıdır ya, çok kötü dediğiniz bir insana bile güzel sözler söylediğinizde, gönül okşayıcı, gönül alıcı sözler söylediğinizde peki diye verir. Dolayısıyla tatlı dil yılanı dilinden çıkarır. Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. Yani ne ekersen onu biçersin diyebiliriz. Her zaman bir arada bulunan arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huy aşılar. Yani bak birbirlerine huy aşılıyorlar. Burada ne demek istiyor olabilir? Burada söylemek istediği şey üzüm üzüme baka baka kararır. Yani üzüm üzüme baka baka birbirine benziyor. Sizler de zaten arkadaşlarınıza benziyorsunuzdur. Her zaman beraber olduğunuz kankiniz dediğiniz arkadaşlarınız artık sizsinizdir. Sürekli olarak iş değiştiren bir kimse başarılı olamaz. Bu zor bir atasözdür arkadaşlar. Bakın buraya yıldız koymak istiyorum. Yuvarlanan taş yosun tutmaz anlamına gelir bu. Yani normalde insanlar bunu şöyle zanneder. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Yani işleyen demir ışıldar. Yani çalışan baş... Hayır hayır o anlama gelmiyor. İşleyen demir ışıldar, çalışan başarılı olur anlamına geliyor. Ama yuvarlanan taş yosun tutmaz. Sürekli bir taş yer değiştiriyorsa böyle bir orada bir burada böyle dolaşıyorsa yosun tutamaz. Yani kötü bir durum. Yosun tutmak iyi bir şey. Bir taş olduğu yerde ağırsa yosun tutuyordur. O iyi bir şeydir. Dolayısıyla bu atasözünü sakın karıştırmayın. Biz yuvarlanmayacağız. Olduğumuz yerde duracağız ve yosun tutacağız ve böylece başarılı olacağız. Peki bu ne demek hocam? İş değiştirmeyeceğiz sürekli. Mesela ben bir öğretmenlik yapsaydım, bir kasaplık yapsaydım, bir manavlık, bir işte taksicilik, bir e, farklı farklı mesleklere gitseydim herhalde hepsinde başarılı olamazdım. Mutlaka çoğunda başarısız olurdum. E şimdi bir tane mesleğe tutundum onunla başarılı olmaya çalışıyorum. Şimdi aslında yaramaz olan veya sonradan o duruma getirilen şeyi ne kadar uğraşsanız da işe yarar duruma getiremezsiniz demiş. Bakalım. Ne olabilir hmm. buralar? Çürük tahta tivi tutmaz tabii ki yani. Eğer aslında kötüyse çürükse tahta oraya çivi de koysan olmaz bir türlü. Çocuklar anne ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler. Ha. Şimdi anne ve babalar evladım şunu yapma, evladım bunu yapma derler ama onların söyledikleri değil yaptıkları bize örnek olur. Benim babam çok kitap okurdu. Bana kitap oku demese bile ben ona bakarak kitap okurum. Ama benim babam hiç kitap okumayıp da kitap oku, kitap oku, kitap oku deseydi okumazdım mesela. Dolayısıyla bizler e, babalarımızın, annelerimizin yaptığı davranışları örnek alırız. Yani ağaca çıkan keçinin eğer keçi ağaca çıkarsa dala bakan oğlu alır. Oğlu da yani yavrusu da böyle dala bakar. Ben de çıkayım babacığım ben de çıkayım diye bakar. Dolayısıyla bu da G oluyor. Yöneticisi ve koruyucusu olmayan kişiyi ve topluluğu düşman ezer. Yani çobansız koyunu Kurt kapar. Mutlaka her koyunun bir çobanı olması gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi çok temel atasözlerini anlamlarıyla eşleştirdik. Şimdi gelin bir de deyimlere bakalım. Burnunda tütmek, ağzının suyu akmak, ateş saçmak, etekleri zil çalmak, ısıtıp ısıtıp önüne koymak, içi cız etmek, kuyruk acısı ve ocağına düşmek deyimlerimiz var. Şimdi burnunu tutmak tabii ki de nedir arkadaşlar? Eee özlem yani birilerini özlediğimiz zaman ya teyzemler burnunu tutuyor ya uf, Antalya burnunu tutuyor ya da işte ya arkadaşım Berkay burnunu tutuyor falan deriz. Dolayısıyla bu C oluyor. Ağzının su yakman nedir? tabii ki böyle görünce bir şey ağzının suyu aktı görünce vay canın çok çekti yani imrendin anlamına gelir. He imrenmek, beğenmek böyle yani böyle kıskan ağzım su yok diyor çok tatlı. Ateş saçmak ise artık ateş saçıyor yani. İnanılmaz derecede ne olmuş? Öfkelenmiş. Dolayısıyla buraya ateş saçtı. Annem ödevlerimi yapmadığımı görünce ateş saçtı. Vururur, yandık falan. Eteklerinizi çalamakta, alamakta oh, oh ne güzel sevinç. Dolayısıyla buraya D diyoruz. Eteklerinizi falan yok yoksa. Istıp ısıtıp önüne koymakta e, tekrar etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? A. İçi cız etmek dediğimizde de ay içi cız ediyor. Yani acıyor. Ay çok acıdım. İçim cız etti deriz. Kuyruk acısı da nedir arkadaşlar? Burada eskise, eskiden yaşadığımız bir olay olur. Ve biz bundan dolayı kuyruk acısı yaşarız. Yani bir hırsımız, bir hıncımız vardı. Kuyruk acı mı var? Niye böyle davranıyorsun derler hani. Ocağına düşmekte yani artık çaresizlikten yapacak bir şey yok. Ocağına düştüm kardeşim, çaresizim. Sana yardım istiyorum deriz. Mesela ucumuz biter sınıfta. Ocağına düştüm Emre. 07 uç verir misin? Çaresizim yani. Onun gibi. <laughs> Tabii biraz abartı oldu. Şimdi gelin bir de eşleştirme yapalım. Aşağıdaki atasözlerine ilgili oldukları kavramlarla eşleştiniz demiş. Cömertlik, öfke, tutumluluk ve çalışkanlık. Parası ucuz olanın kendisi kıymetli olur. Hmm, bakalım. Parası ucuz olanın, bak çok zor bir atasözü esasında. Bir insanın parası niye ucuz olur? Yani herkes rahat rahat verebiliyorsa parası ucuzdur. Ama herkese parasını, kendi imkanlarını, kendi sahip olduklarını dağıtabilen kimse kıymetli olur. Yani burada anlatılan şey cömertlik oluyor arkadaşlar. Buraya A yazıyorum. Keskin sirke küpüne zarar. Bir insan eğer sinirliyse, gerginse kendisine zarar verir. Bakın şöyle bir küp çiziyorum buraya. İçine sirke koydunuz, tamam mı? Bu sirke eğer çok keskinse sirkeye değil, olan kübe olur. Küp zamanla böyle çat diye çatlar. Niye? Çünkü keskin sirke kendi küpüne zarar verir. Eğer bizim içimizde keskin bir sirke varsa, böyle çok sinirli, çok gerginsek bu bize zarar verir. Dolayısıyla öfkeden bahsediyorum. Altını saklamak değil kuruşu saklamak önerdir. Yani bir insanın altını varsa, büyük parası varsa onu saklar. Niye? Çünkü değerli bir şey. Ama onu herkes yapar. Önemli olan küçük paralarını biriktirmek. Yani bu işten artmaz, dişten artar'la aynı anlama geliyor neredeyse, benzer anlama geliyor. Tutumluluk. Şimdi işten artmaz bunu da yazalım hatta. İşten bu çok güzel bir atasözüdür. Ben çok severim bunu. İşten artmaz, dişten artar. Yani bir insan çok iş yaptım diye para kazanıp biriktiremez. Mesela bir insan düşünün 10 lira kazanıyor. Bir insan düşünün 5 lira kazanıyor. Hangisi daha çok kazanacak gibi gözüküyor? Yani toplamda para biriktirecek gibi duruyor bu. Çünkü bu 10 lira kazanıyor. Bu ise 5 lira kazanıyor. Fakat bu 10 lirasının 9'unu harcıyor. Ay sonunda kendisine 1 lira kalıyor. Bu ise 5 lirasının 3 lirasını harcıyor. Buna ay sonunda 2 lira kalıyor. Bak ne oldu? İşten artmadı, dişten arttı. Yani bu daha az yediği için, tasarruf ettiği için daha çok biriktirdi. Gerçekten de bazı insanlar vardır. Öyle çok büyük bir gelir yoktur ama çok fazla malı vardır. Bir sürü birikim olmuştur. Allah dersin ya sen nasıl işten artmaz dişten artmaz. Diğerisi çok kazanıyor gibi gözükür ama sürekli parasını çarçur ettiği için bir şey biriktiremez. İşleyen demir pas tutmaz bu da çalışkanlık anlamına geliyor. Yani çalışan kazanır elması kızarır ki bu da direkt sizlerle alakalı arkadaşlar. Şimdi gelelim bir de çoktan seçmeli sorulara bakalım. Bu metinde boş bırakılan yeri anlam bütünlüğüne göre aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir demiş. Bazı insanlar çıkarları için düşüncelerinden yaşam şekillerinden vazgeçebilir. Duruma göre kalıktan kılığa girer. Nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranır. Bu tür durumları nokta nokta deyimi oldukça öz bir şekilde yansıtır. Kaş yaparken göz çıkarmak değil. Kalıptan kalıma girmek. Zaten burada diyor bakın. Kılıktan kılığa girer, kalıptan kalıba girer. Aç açık kalmak, gözünü karartmak. Gözünü karartmak da zaten artık bir işin tamamen karar verip ne olursa olsun yapacak demek anlamına geliyor. Burada kılıktan kılığa girmek ve kalıptan kalıba girmek aynı anlamda. Aşağıdaki cümlelerin hangisi verilen durum can atmak deyimiyle uyuşmamaktadır diyor. Bakalım. İşler yoğundu ama Hilal Hanım yıllardır uğramadığı memleketine bir yolunu bulup bir an önce gitmek istiyordu. Bak can atıyor yani. Bir yolunu bulup bir an önce gitmek istiyor. Can atıyor Hilal Hanım. Öğrenciler genç yazarla tanışmak için sabırsızlanıyorlar. Can atıyorlar yani. Ya bir an önce tanışsak. Bu kır lokantasında yediğimiz yemeklerin tadı damağımıza kaldı. Eee? Öyle işte öyle. Tadı damağımıza kaldı. E, nerede can atmak? Burada yok ki. Salonda heyecan doruktaydı. Öğretmen adayları atama sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyorlar. Demek ki can atmak, dört gözle beklemek, sabırsızlanmak, bir yolla bir an önce gitmek anlamına gelebilir. Ama C alakası yok. Bu metinde boş bırakılan yere anlam bütünlüğüne göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. İnsanlar hayatları boyunca kazanmak için çaba sarf ederler. Bu çabaların karşılığını kazandıktan sonra yemekle değil, bir kısmını kenara koyup biriktirmeyle ancak bir şey sahip olabilirler. Bu tür durumları nokta nokta atasözü oldukça öz bir şekilde yansıtır demiş. Şimdi Taşıma söyle değirmen dönmez değil. Taşıma söyle değirmen dönmez. Başkasının söylemesiyle, başkasının ittirmesiyle, başkasının popohlamasıyla olmaz bir iş. Yani mesela şimdi sizler derslerinizde çalışıyorsunuz ama kendiniz istediğiniz için. Kendiniz bu videoya bakmak istediğiniz için buradasınız. Eğer izle bu videoyu yoksa diye birileri sizi buraya oturttuysa o değirmen dönmez. Ama sizler kendiniz istediğiniz dikkatle dinliyorsunuz ve çok da başarılı olacaksınız arkadaşlar. O bununla alakalı değil. Bugün işini yarına bırakma. Bu da bununla alakalı değil. İşten artmaz dişten artar. Evet az önce de anlattığımız gibi insan kazanarak değil biriktirerek bir şeylere sahip olabilir. O yüzden cevabımız C. İşleyen demir pas tutmaz da çalışan kazanır anlamına geliyor. Evet, bugün sizlerle birlikte deyimler ve atasözlerini öğrendik. Mutlaka sıfırdan yediye sözler kitabımızdan, taktikli sözlerden, Dinamo Türkçe'den ve Zoru Bankası Türkçe'de bu konuya alakalı onlarca, yüzlerce sorularımız var. Bu soruları güzel güzel çözün. Takıldığınız sorular olursa da mutlaka karakuda okutarak soruların çözümlerini uzman hocalardan dinleyin. Yorumlarınız bizler için çok değerli arkadaşlar. Yepyeni bir yılda yepyeni başarılarla inşallah sizlerle birlikte 7. sınıfta, 8. sınıfta ve diğer sınıflarda süper başarılar elde edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz.